Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün dersimize üreteçlerin bağlanmasıyla devam edeceğiz. Burada kazanımlarımızda arkadaşlar üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklayacağız. Evet, üreteçler günlük yaşamımızda sürekli kullandığımız cisimler arkadaşlar. Ne var işte bir el feneri, bir televizyon kumandası, bilgisayarlarınızın mouse'ları, bunların hepsinin içerisinde ne var? Piller var, üreteçler var. Bu üreteçler sayesinde bugün enerji akışı meydana geliyor ve bu enerji akışı sayesinde akım ve hareket kazanma durumları söz konusudur diyebiliriz. Piller günlük yaşantımızın vazgeçilmezleridir. Telefonlarda, el fenerlerinde, bilgisayar mouse'larında, televizyon kumandalarında, fotoğraf makinelerinde ve birçok cihazda ne yapıyoruz? Pili kullanıyoruz. Pillerin bir devrede potansiyel fark oluşturarak elektriksel alan meydana getirdiğini ve elektriksel alanın kuvvet etkisiyle elektron hareketini sağladığını ve böylece devreden akım geçtiğini biliyoruz. Biz aslında bunu şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse ne diyebiliriz? Potansiyel fark devrede bulunan yükün harekete geçmesini sağlayan enerji olarak ifade etmiştik dersimizde. Aslında tam olarak bunu ifade ediyoruz. Kullandığımız cihazların bazıları için arkadaşlar elektrik akımının büyük ve kısa süreli olması, bazıları için ise elektrik akımının küçük ancak sürelerinin uzun olmasını istiyoruz. Mesela el fenerinde arkadaşlar ben ne isterim? Yeterince ortamın aydınlatmasını isterim. O yüzden burada hemen tükenmesi durumu söz konusu olabilir. Ama bir televizyon kumandasında ya da bir mouse'un pillerinde düşündüğünüzde mouse pilinde hemen bitmesini ister misiniz? Hayır. Buna bağlı olarak arkadaşlar biz akım şiddetini ve süresini üretici farklı şekillerde bağlayarak ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Birazdan ifade edeceğiz. Seri bağlarsanız üreticilerde mesela el feneri için daha fazla akım meydana gelir. Daha fazla akım meydana gelirse daha fazla aydınlanma gerekir. Paralel bağladığımızda işte mouse'ları arkadaşlar tükenme sürelerini değiştireceğiz. Buna bağlı olarak daha fazla kullanacağız. Bizim burada aslında öğreneceğimiz tam olarak temel konu bu. Soruyla devam edelim. Üreteçlerin iletken içerisinde hareketini sağladığı elektronlarla ilgili olarak ışık hızına yakın hızlarla hareket ederler. Hayır arkadaşlar, ışık hızına yakın bir hızla hareket etmezler. Hareketleri üreticinin artı kutbunda başlar, eksi kutbunda sonlanır. Hayır, ekside başlar, artıya doğru hareket eder. Hareketleri düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğrudur. Evet arkadaşlar, elektronların hareketi düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğrudur. Üreticilere dikkat ederseniz artı ve eksi kutupları vardır. Artı kutup yüksek potansiyel, eksi kutup düşük potansiyeldir. Elektronlar eksiden artıya doğru hareket ediyordu. Yani burada düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru ne var? Bir hareket söz konusu diyoruz. Üreticilerin seri ve düz bağlanmasıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, siz iki tane üretici alıp artı kutbu eksi kutbuna gelecek şekilde bağlarsanız veya ikiden daha fazla üretici artı kutbu eksi kutbuna gelecek şekilde bağlarsanız üretici seri bir şekilde bağlamış olursunuz. K ve L noktalar arasında iki tane üreticimiz var. Akım yönü eksiden artıya doğru yani sol tarafa doğru diye ifade edilmiş. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Üreticiler birbirine aynı yönde akım oluşturacak şekildeki gibi bağlanırsa K ve L noktalar arasındaki toplam potansiyel farkı arkadaşlar nasıl buluyorsunuz? Üreticilerin potansiyellerini toplayarak sen K ve L arasındaki toplam potansiyeli bulabiliyorsun. Seri bağlı üreticilerin potansiyel farkları birbirine eşit olmasa bile her birinden geçen akımlar nedir? Eşittir. Yani her iki üreticinin de içerisinden geçen akımın eşit olduğunu bileceğiz. Bir devrede daha büyük potansiyel fark ve daha büyük akım elde etmek için üreticilerin seri bağlı olarak kullanılmasından yararlanır. Az önce ifade ettim. Tekrar gelelim şimdi. Diyoruz ki bir devrede daha büyük potansiyel fark veya daha büyük akım elde etmek için üreticilerin seri bağlı olarak kullanılmasından yararlanır. El feneri için örnek verdik. Dedik ki el fenerinin ben uzun süreli pilinin gitmesini değil, beni daha fazla aydınlatmasını isterim. O yüzden ben el fenerine dikkat edin arkadaşlar. El fenerini gördüyseniz de içerisine açıp bakın. Artı ucu eksi ucuna, artı ucu eksi ucuna yani seri bir şekilde bağlanmıştır. Bir soruyla dersimize devam edelim. Potansiyel farkları V1 12 volt, V2 8 volt olan üreticiler ve R eşittir 5 ohmluk direnç ile kurulan devre şekildeki gibidir.
Buna göre dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir diye sormuş. Evet, yapacağımız şey öncelikle potansiyeli hakkında bir yorum yapmak. Seri bağlı oldukları için potansiyellerini topluyoruz. V1 artı V2 diyeceğiz. 12 artı 8 toplam potansiyel 20 volt oldu. Peki devreden geçen akımın büyüklüğünü arıyoruz. Akımı nasıl bulacağız? Ohm kanunundan V eşittir I çarpı R demiştik. Devredeki potansiyel 20 volt. Direncin büyüklüğü 5 ohm. O zaman akım arkadaşlar 4 amperdir. Evet. Üreteçleri seri ve düz bağladığımız gibi arkadaşlar biz üreteçleri seri ve ters de bağlayabiliyoruz. Peki bu ne demek? Onu ifade edeyim. Az önce ne dedik? Artı ve eksi kutbunu birbirine bakacak şekilde bağlarken şimdi aynı kutupları birbirine bakacak şekilde bağlıyorsun. Yani eksiye eksiye, artıya artıya bakacak şekilde bağlayabiliyorsun. Peki bu durumda ne gerçekleşiyor? Ona bakalım. Üreteçlerin birbirine göre ters yönde akım üretecek şekilde ya da aynı cins kutuplarının birbirine bağlanması ile oluşan bağlanma şeklidir diye ifade ediyoruz. Bu durumda K ve L noktalar arasındaki toplam potansiyel farkı bulurken, yani siz iki tane üretici birbirine ters bir şekilde bağladınız ve o noktalar arasındaki K ve L noktalar için konuşalım. O noktalar arasındaki potansiyel farkı bulurken arkadaşlar, üreteçlerin büyüklüklerini, potansiyellerin büyüklüklerini birbirinden çıkartıyorsunuz. Peki bu durumda çıkarttığınızda negatif gelme durumu olabilir. O yüzden biz bunu mutlak değer içerisinde ifade ediyoruz ve mutlak değer içerisinde üreteçlerin potansiyellerini birbirinden çıkarttığınızda büyüklüklerini ne yapabilirsiniz? Devredeki toplam potansiyeli bulabilirsiniz. Ters bağlı üreteçlerde akım yönü potansiyel farkı büyük olan üreteç yönündedir arkadaşlar. Tekrar ifade edelim. Ters bağlı üreteçlerde akımın yönü potansiyel farkı büyük olan üreteç yönündedir. Yani diyelim ki birisi 9 volt, birisi 3 volt ise akımın yönü 9 voltluk potansiyelin yönünde olacaktır arkadaşlar. Seri ve ters bağlı üreteçler üzerinden geçen akım şiddetleri ise ne diyeceksiniz? Eşittir. Aynı akım geçer ama nereden nereye gidiyor? Potansiyel farkı büyük olan üreteç yönünde akım meydana geliyor. Hemen soruyla devam edelim. Potansiyel farkları V1 12 volt ve V2 8 volt olan üreteçler 5 ohmluk dirençle kurulan devrede şekildeki gibidir diye söylemiş. Buna göre dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir? Dikkat edelim. Artı eksi, eksi artıya bağlanmış. Yani eksi kutupları birbirine bakıyor. Yani ters bağlanmış. O yüzden ne yapacaktık toplam potansiyel olarak? V eşittir. V1 eksi V2 dedik. V1'in potansiyeli 12. Eksi 8 dedik. Toplam potansiyel 4 volt geldi. Ve akım büyüklüğünü arıyoruz. V eşittir I çarpı R idi. 4 volt akımı arıyoruz. Direnç R kadar, yani 5 ohmluk. O zaman buradaki akımın büyüklüğü 0.8 amper gelecek. Az önce neydi? Bakalım. Az önce seri ve düz bağladığınızda 4 amperlik akım geçiyordu. Daha fazla akım geçiyor, dikkat. Ters bağladığınızda direnç aynı ama akımın değeri ne yaptı? 0.8 ampere düştü. Demek ki seri ve ters bağlarsanız akımın değeri azalıyor. Potansiyel farkın değeri azalıyor bilgisini verebiliriz. Üreteçlerin paralel bağlanmasıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar, üreteçlerin paralel bağlanmasında ise durum şu. Sizin elinizde iki tane pil var. Bu pillerin artı ucunu artı ucuna, eksi ucunu eksi ucuna bağladığınızda bu üreteçler paralel bağlanmış olur. Üreteçlerin aynı işaretli kutuplarının birleştirilmesiyle elde edilen bağlanma şekline biz paralel bağlanma diye ifade ediyoruz. Şekildeki paralel bağlı özdeş üreteçlerin K ve L noktaları arasında oluşturduğu potansiyel farkı üreteçlerden birisinin potansiyel farkına eşittir. Yani benim iki tane üreticim var. V kadar potansiyelleri var. Benim devredeki toplam potansiyelim ne olacak? V1 ve V2'nin potansiyeline eşittir diyeceğim. O halde K ve L noktalar arasındaki toplam potansiyel fark V1 V2 eşittir dedik ve V kadar bir potansiyel fark olduğunu söylemiştik. Paralel bağlı özdeş üreteçlerin her birinden
Nasıl akım geçecek? Eşit şiddette akım geçer. Ne zaman? Özdeş üreteçlerde. Bunların potansiyellerinin aynı olması gerekir. Her birinden eşit şiddette akım geçer arkadaşlar. Paralel bağlanacak üreteçlerin özdeş olmadığı durumlarda, yani birisi diyelim ki 9 volt, birisi 3 volt olsun. Paralel bağladınız bunları. Potansiyel farkları eşit oluncaya kadar yük geçişi olacak arkadaşlar. Bu durumda üreteçlerin zamanla tükenmesine neden olur diyeceğiz. Evet, soruyla dersimizin sonuna geleceğiz. Uçlar arasındaki potansiyel farkları eşit ve 12 volt olan iç dirençler önemsiz K ve L üreteçleri 4 ohmluk dirençle kurulan devre şekildeki gibidir demiş. Buna göre A. R direncinden geçen akım şiddeti kaç amperdir? B. K üreticinden geçen akım şiddeti kaç amperdir diye sormuş. Devredeki toplam potansiyel ne demiştik? Üreteçlerin potansiyellerine eşittir. Demek ki benim devredeki potansiyelim o zaman 12 volt olacak. Toplam potansiyelimiz 12 oldu. Bunlar seri bağlı olsaydı ne olacaktı? Toplayacaktınız. 12 artı 12, 24 olacaktı. Seri ve ters bağlı olsaydı ne olacaktı? Çıkartacaktınız. 12'den 12 çıkarttığınızda 0. Bir potansiyel fark olmayacaktı. Paralel bağlandıkları için üreteçlerin potansiyelini eşittir diyoruz. Peki devredeki akımı bulurken potansiyel fark eşittir akım çarpı direnç ohm kanunundan direncin büyüklüğüne kadar 4 ohm. O zaman devrede arkadaşlar ana koldaki akımımız bizim 3 amper olur. Yani buradan 3 amperlik ne geçecek? Bir akım geçecek. Bu 3 amperlik akım devreye dolaşacak. Peki üreteçlerden çıkan akımlar nasıldı? Hatırlarsanız üreteçlerden çıkan akımların toplamı ana kol akımına eşittir demiştik. Her ikisi de özdeş üreteçler olduğu için arkadaşlar buradan çıkacak üreteçlerden çıkacak olan akımlar arkadaşlar toplam akım 3 amper. Her ikisi de özdeş olduğu için bölü 2 dediğimizde 1,5 amperlik bir akım geçer. Yani buradan 1,5 amper, buradan 1,5 amper akım geçer ve devrede arkadaşlar 3 amperlik akımın dolaşmasına ne var? İmkan sağlar. Evet, değerli arkadaşlar, dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde pillerin tükenmesi, aydınlanma, parlaklıkların, lambaların parlaklığının kıyaslanması bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.